Herkese merhaba ben Duygu ee, bu platformdaki ilk kaydım o yüzden sürçülisan edersem şimdiden affola diyorum ve e, gardırop düzeni sadeleşme ile ilgili de bir konuşma yapmak istiyorum bugün bu benim minimal annedeki bir e, da aslında ...en çok okunan ve e, yorum alan yazımdı. O yüzden bununla başlamak istedim. Özgüvenli bir konu seçtim bugün. E, 2020 yılı benim için böyle bir e, güzel değişiklik de başladı. E, dilerim siz de e, keyifli başlamışsınızdır. E, yazarak paylaştığım aslında e, süreci... ...biraz daha farklı bir platformda e, denemek istedim. E, umarım size de keyif verir. Peki şimdi o zaman başlayalım gardırop düzeni ve sadeleşme. Ee, öncelikle gardırop düzeni dediğimde aslında e, minimalizmle birazcık ilgisi olan ve okumuş birisi eminim ki şunu düşünüyordur. E, kapsül gardıroptan mı bahsedeceğiz? İşte kaç parça kıyafet olmalı? Alışveriş sistemi nasıl olmalı? Ne renk olmalı? Böyle böyle sorular uçuşmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Ben aslında kapsül gardırobu biraz daha ileri seviyedeki bir süreç olarak görüyorum. Nitekim ben de henüz oturtturamadım kendi gardırobumda. Kolay bir şey değil bunu hazırlamak, o sürece yaymak, işte mevsimlik belirlemek, o aydaki veya o süreçteki tüm ihtiyaçlarınızı belirlemek. Kolay bir şey değil bence. Ama e, belli bir düzeniniz varsa, atıyorum iş hayatınız, işte toplantılarınız e, ya da free çalışıyorsanız, oradaki düzeniniz, giyim tarzınız, stiliniz belliyse bu çok çok kolay olacaktır. E, hiç şüphem yok. Ben Kapsül e, Gardırabı, e, Sade Kitabı'nın yazarı olan, e, aslında Ege'den... E, öğrenmiştim ve onun Japon kedi bloğundan okuyarak çok keyifli okuyarak öğrenmiştim. size de tavsiye ederim incelemenizi. çok güzel bir gardırop hazırlıyor ve gerçekten de buna uyuyor. ben hayatımın hani denemeye çalıştım ama şu an zaten aktif bir iş hayatım yok. Bebeklerle olan süreçte de genelde hani daha rahat edebileceğim. İşte çok leke tutmayan takdir edersiniz ki iki tane erkek çocuğu ve hani daha kolay kombinleyebileceğim şeyler tercih ediyorum. Bu bu yüzden de kapsül benim için biraz daha ileri seviyedeki bir süreç. Peki gardırop düzeni adına neler yapıyorum? Onlardan biraz bahsedeyim. Öncelikle Pinterest'i bu konuda çok aktif kullanmaya çalışıyorum. Çünkü ben iyi bir gözlemci değilim ama iyi bir araştırmacıyım. O yüzden hani daha çok modanaydır, işte neler vardır, bunları çok fazla takip edemiyorum. Etmeyi de tercih etmiyorum. Ama yakışabilecek veya bana uygun olan renk tonlarını oradan seçmeyi çok seviyorum. Ve oradan ilham alarak e, ihtiyacım olan kıyafetleri eğer alacaksam yeni parçaları oradan ilham alarak almaya çalışıyorum. E, Yazlık-kışlık ayrımı yapıyorum. E, başta konuları ufak-ufak belirtmek istedim. E, Yazlık-kışlık ayrımını ilk önce yapmamayı denedim. İşte bu okuduğum e, minimalizm kitaplarından. Eğer bir şey kıyafetse asılmalı veya katlanmalı aynı yerde olmalı hep bu mantıkta işte her şeyin bilmediğim görmediğim mantındaydık ama bunun bizim şartlarımıza çok uygun olmadığını düşünüyorum çünkü dolaplarımız hani benim bir giyinme odam yok ve çok büyük bir dolabım da yok dolayısıyla tüm eşyalarım maalesef aynı yerde değil aynı yerde olduğunda böyle bir yük e, binmiş aşırı ağırlaşmış bir dolap oluyor. E, o görüntüsünden ve o kullanımından da e, çok hoşnut olmadım açıkçası. O yüzden yazlık-kışlık ayrımını yapıyorum mutlaka. E, bu konuda bir ihtiyaç listem var benim. E, stil danışmanlığı ile ilgili birkaç kitap okudum. Ee, oradan da edindiğim bilgilerle hani aslında sizin işte kurtarıcı kıyafetleriniz nedir? Ee, siz neyi daha kolay e, kombin edersiniz? Birazcık daha e, o kapsül gardıroba erişme aşamasındaki yolda neler yapabilirim de. E, bunu oluşturmaya çalışıyorum. Bir ihtiyaç listesi oluşturuyorum. E, mesela çok yakın zamanda hani almaya niyetlendiğim işte bir... E, böyle güzel bir e, çorap istiyordum ama işte kirotlu çorap bunun işte e, şey olmasının ne bileyim yün olmasını e, işte belli kriterler koymuştum aslında kendime. E, bu hani %100 hemen olması gereken bir şey değil ama denk gelirse de almam gereken bir şeydi. Dolayısıyla bunu aldım. Böyle şimdi listemde ufak ufak şeyler var. Çok büyük olmasına veya işte ne bileyim çok uzun listeleri olmasına gerek yok. Ufak şeyler de olsa bunu bir kenara yazdığınızda hani aklımda evet bu var ve gerçekten buna ihtiyacım var. O zaman düşünülerek bir alışveriş yapmış oluyorsunuz. Son karar aşamasında emin oluyorsunuz. Evet bu zaten bir ihtiyaçtı diye değerlendiriyorsunuz. Ve gerçekten odaklı bir alışveriş oluyor. Hani benim buna ihtiyacım var ve ben bunu işte ne bileyim atıyorum. O fiyatı uygundur veya gerçekten kalitesine iyisine denk gelmişsinizdir. Hemen o anda zaten geçmişte düşündüğünüz için hemen alıyorsunuz. Bu güzel bir püf noktasında. Profesyonel destek almak e, var listemde. En çok istediğim ve böyle tapta olan bir e, stil danışmanı olsun. E, yakın zamanda aslında bir stil danışmanıyla konuştum. Onunla da bir e, video çekme planımız var. Dilerim kısa sürede hayata geçer. E, bunu yapmayı çok isterim. E, stil danışmanıyla çalışmayı. Işte aslında kendi... E, bedenimi öğrenmeyi gerçekten hani neler bana olur ne giymeliyim ya da dolabımdan neyi göndermeliyim neyi mutlaka tutmalıyım bunu öğrenmeyi çok isterim fakat bu hem şu aşamada hani aktif bir çalışma hayatım olmadığı için elzem görmüyorum hem de işte maddi açıdan ve zamanlı açısından çok uygun değil benim için. Sizin böyle bir imkanınız varsa mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. E, bu süreçte işte çekmeceleri kullanmayı, iyi kullanmayı çok e, dikkat ettim ve hani bunu öğrendim diyebilirim. Bir çekmeceye e, girmeyen hiçbir şeyim kalmadı. İşte çoraptan tutun da pijamaya kadar, e, kot pantolonuna kadar her şey çekmece içerisine girdim. Şimdi kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü küçük evlerde aslında en çok kullanabileceğiniz yerlerde yani oyuncaklı kullanabileceğiniz yerlerden bir tanesi de çekmeceler. Benim bir şifon yerim var ve dört tane çekmecesi var. Nispeten geniş diyebilirim. Bunun üst birinci çekmecesinde takılarım o gün yapacağım işte rutin rutinlerin oluşturduğu bir kutu, bundan da sonraki bir konuşmada bahsetmek istiyorum. Kısaca içindeki söyleyeyim size. Bir not defteri ve kalem. Hemen aklıma gelen ve işte akşam yatmadan önce çocuklar için karaladığım birkaç cümle için hazırladığım hazırda bir defter ve kalem. E, yüzüme krem sürmeyi e, hep unuttuğum ve ihmal ettiğim bir şey e, cilt problemim var e, kendim bildim bileli ve bu benim aslında oturtturmaya çalıştığım bir e, at alışkanlık onun için yüz kremim e, işte dudak kremim bunlar var bir kutu içerisinde e, diğer tarafta takılarım e, tokalar işte güneş gözlüklerim var birinci çekmeceyi bunlar oluşturuyor. İkinci çekmeceyi ben e, konmari usulüyle katlıyorum eşyalarımı. İşte ikinci çekmecede çamaşırlarım var ve çoraplarım var. E, bunları da yine gönebileceğim şekilde ve e, küçük kutular içerisinde katlı tutmayı seviyorum. E, hem dağılmıyorlar bir tanesini alsam da hem de gerçekten e, zamanımı çok e, Harcamadan hemen e, bir şey seçebiliyorum gördüğüm için. E, üçüncü çekmecem hala e, değişen ve sürekli <laughs> yenilenen bir çekmece. E, çünkü işte çok fazla şahalarım, fularlarım var. Aslında e, bugün aktif olarak kullanmadığım, hani iş hayatındayken kullandığım ama bugün e, çok aktif kullanmadığım. E, ne yazık ki atmayı da kıyamadığım fularlarım var. Ama onları da e, ilerleme kaydettim. E, epey azaldı sayacağım. Nicelik olarak aynılar ama nitelik olarak azaldılar. E, burada başka e, düşünüyorum. <laughs> Taytlarım var. E, yeni açtığım alanı aslında işte. Azaldıktan sonra koyduğum şeyler. Taytlarım var. Ve son çekmecede de kot pantolonlarım. E, işte veya dar şey, pantolonlarım var. E, pantolonları çekmece tut tutmak benim için inanılmaz e, kolaylaştırıcı bir şey oldu hayatımı Çünkü onları e, üst üste koyduğumda hep böyle bir yamulma ve e, düşme hali var. Ama burada düzgün konmari usulüyle katlayıp yerleştirdiğim zaman açtığımda hepsini hem aynı düzende görüyorum ee, hem de gerçekten alt çekmecede olunca o ağırlık altta kalıyor. Genelde işte hafif şeylerin yukarıda ve ağır şeylerin aşağıda olması da hani önemli ve e, o yüzden rahat kullanımı benim için. Çekmece düzenim bu şekilde. Gar e, gardırobumda da iki tane çekmece var ama onları çok aktif kullanamıyorum maalesef. E, işte içerisinde yine acil durumlar için koydum işte paketler ve şeyler var. Makyaj çantaları var. bu şekilde bu dolaplarımın içerisi. değişiklik yapmaya ben üşenmiyorum. Bilakis bundan keyif alıyorum. Yani sürekli bir şeylerin yerini değiştirme veya hani bu burada ama işte aslında burada daha kolay olur kullanımı gibi. Bunları yapmaktan çok zevk alıyorum. Ha, bir de makyaj malzemelerim nerede? İşte o komedin üzerinde bir bölgede. Çok fazla e, makyaj malzemem yok. E, çok hani makyajı böyle bir e, ilgisi olan ve işte bilgisi olan birisi değilim. E, o yüzden de az malzemeli. Çok azaldım orada. Gerçekten çok azaldım az malzeme ve de günlük kullandığım eş şeyler var. Eşyalar var. Burası da bu şekilde. Bu noktada aslında benim önemsediğim şey gardırop düzeninde gerçekten sizi nasıl rahat ettirecekse konforunuzu nasıl sağlayacaksa o şekilde bir planlama yapmanız ve böyle değerlendirmeniz aslında bu biraz daha gerçekten gardırop düzeniyle ilgili bir konuşma oldu. Çok sadeleşmeye e, giremedik. Belki ikinci fazında da e, sadeleşmeyi konuşabiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik